Herkese merhaba YouTube, ben Kerim Dilaver. Bu içeriğimizde sizlere başlıktan da görmüş olacağız. Mercedes'in E180 serisini inceleyeceğiz. Bakalım bu araç bizlere nasıl bir performans sunacak. Özellikle fiyatına baktığımız zaman şu an ülkemizdeki fiyatı zaten bir patron arabası diyebileceğimiz kadar yüksek fiyatla satılabilecek bir araba. Peki bakalım Mercedes E180'in tasarımı olsun, iç aydınlatması, yani bütün araçla ilgili bütün detayları az sonraki video üzerinden de inceleyeceğiz. Bakalım bizlere nasıl bir performans sunuyor Mercedes E180 serisi. Direkt olarak bu aracı inceleyeceğiz. Bu arada dostlar, video çekiminde izin verdiği için sayın dayıma çok teşekkür ediyorum. Onun desteği sayesinde böyle içeriğimizi yayınlar olacağız. O zaman hadi arabamızı incelemeye geçelim. Bu arada dostlar, tam ortada çıkan tuşa tıklayarak YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyla düşüncelerini yorumlar kısmı üzerinden veya mail adresim üzerinden de her türlü son önerinizi bulunabilirsiniz. O zaman hadi içeriğimize geçelim. Evet dostlar, baktığımız zaman yavru burada. Şimdi hemen aracımızı incelemeye başlayalım. Aracımızın jantları zaten klasik, artık Mercedes'in alışık olduğumuz jant tasarımı var. Burada aracın görmüş olduğu zaten tipik bir gövde şekli. Burada aracımızın bulunmuş olduğu E180 serisi bu şekilde bizlere bir tasarım anlayışıyla çıkıyor. Baktığımız zaman aracımızın kaputu olsun, direkt Mercedes logosu amblemiyle birlikte çok şık bir, hatta sınıfının en yüksek seviyede olan Mercedes. Farlara baktığımız zamansa tabii ki bizlere burada L-Type dediğimiz yüksek performans sunan da farları var. Aracın bu şekilde de üstün, yani diğer Mercedes serilerine oranla çok daha üstün bir kalite ve tasarım olduğunu görmekteyiz. Zaten alışık olduğumuz Mercedes'in bu amblemiyle birlikte. Baktığımız zamansa yine burada aracın burada normal tipik bir benzinli bir otomobil olduğu için zaten artık biliyorsunuz birçok firma elektrikli otomobillere yöneldi, ama benzinli otomobillerde de bu şekilde. Ve şimdi hemen bir aracımızın içine geçelim. Haydi bismillah diyoruz ve araç gıcır gıcır çok güzel. Hemen şurada direkt oturalım bakalım arabaya. Çok güzel burada zaten direkt iç amblemiyle birlikte bizlere güzel bir performansından ötürü çok üstün bir kalitesi olduğu belli. Şu direksiyonun kalitesine baktığınız zaman ise hakikaten Mercedes'in deri direksiyona sahip. Burada araçla ilgili bütün burada start stop gibi de ayarlar mevcut. Zaten araç çok fazla kullanıldığı için çok şık bir cihaz. Baktığımız zaman burada bütün işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Bu arada aracımızda bir sunroof var ve bu sunroof sayesinde de birçok gün ışığından da yararlanabiliyorsunuz. Şu anda hava sıcak olduğu için tabii kapatıyorum. Burada bir SOS tuşumuz var. Çağrı kapatma, çağrı yapma, gözlük tuşu. Burada ise Mercedes'imizin aynalı kısmı var. Şu anda içeride çekmiş olduğum üzere görebilirsiniz beni. Bu şekilde Mercedes'imizin zaten artık premium bir segment olduğu için E180 serisinin böyle özellikleri de mevcut. Arka tarafa baktığımızda bu şekilde de hemen arka tarafa da geçeceğim ve inceleyeceğiz. Burada hafızalı koltukları görüyorsunuz. Bu hafızalı koltuklar sayesinde cihaza daha önce kaydettiğiniz otomatik olarak sizin koltuk seviyenize göre araç kendisini ayarlayabiliyor ki burada ses sistemini görüyoruz. Burada airbaglerimiz var. İklimlendirme ve az sonra bu arkadaş yakını inceleyeceğiz. Şimdi hemen bir arka koltuğa geçelim ve aracımızın diğer özelliklerine ve bakalım. Burada aracın hakikaten dik oturuşta çok premium bir araç olduğunu zaten görüyoruz. Araç bize her türlü premiumluğunu gösteriyor. Burada birçok araç içi eğlence sistemi dediğimiz birçok şey yapabiliyoruz. Burada bütün kontrolleri bu panel üzerinden gerçekleştirebiliyoruz ki şu az sonra açık olduğum panel üzerinden araçla ilgili tüm teknik ve detayları da görüntüleyebiliyoruz. Ve şimdi hemen arka koltuğa geçelim. Bakalım arka koltuk bizlere nasıl bir performans sunacak. Dostlar, şimdi hemen aracın arka koltuğuna da geçiyoruz ve aracımızın burada da bu renkle bu arada Mercedes'e çok yakıştığını söyleyebilirim. Koyu kahve dediğimiz hakikaten cappuccino renginin de Mercedes serilerinde çok şık bir tasarım olduğunu baktığımız zamansa aracın koltuk seçiminde de çok önemli bir kitle oluşturduğunu da söyleyebilirim. Hakikaten baktığımız zaman çok iyi. Bu arada aracın arkasında oturduğum zaman da şu anda
çok rahat olduğunu söyleyebilirim ki ön koltuğa baktığımız zaman zaten ön koltuk epey bir ileride. Ona rağmen aracın arka koltuğuna da çok iyi bir şekilde koltuk diz mesafesi olduğunu söyleyebilirim. 1.85 boyunda olan birisi için de görmüş olduğunuz arada bu kadarlık bir boşluk var. Zaten tavanın yüksekliği de gayet iyi dostlar. Sunroof'umuz vardı. Burada ayarlayabiliyoruz ki şu anda güneşlik olduğu için çekili, yani dışarıda çok fazla sıcak var. Bilenler bilir, İstanbul şu anda çok sıcak bir aydayız. Burada kilimlendirme var. Klimaları buradan da yönetebiliyoruz. Burada birçok emniyet kemeri, burada hepsini buluyoruz. Burada aracın malzeme kalitesi tabii ki de arka koltukta olduğumuz zaman çok kaliteli olduğunu görüyoruz. Burada birçok araçla ilgili de tekniklere sahibiz. Mercedes serilerinin birçoğunu zaten E180 serisinde tasarım anlayışı bu şekilde. Zaten malzeme kalitesi de araçta kendini iyice belirgin ediyor. Zaten arka taraftan ön tarafa baktığımız zaman ise böyle kaliteli bir işleyişte olduğunu da görüyoruz. Dostlar burada işte araçla ilgili tüm teknik bilgileri ve hafızaya sahip olduğu mekanda bu şekilde burada bütün araçla ilgili içerikleri de erişim sağlayabiliyoruz. Burada aracın sahip olmuş olduğu tüm bilgiye burada ulaşabiliyoruz ki burada da Mercedes'in sürmüş olduğu tüm ayrıcalıklara, radyo kanallarına hepsine erişimde sağlıyoruz ki araç içi ekran panelleri de bu şekilde bizlere sunuyor Mercedes serisi bu şekilde. Dostlar Rabbim merkeze dileyen herkese nasip etsin. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı videolarda farklı içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.